Doğu Türkistan'da kimsesiz ve yetim ortada kalan 5000 çocuğa ulaşıldığı bildirildi. Çin ve Doğu Türkistan üzerine araştırmaları ile tanınan Adrian Zenzin, önümüzdeki günlerde toplama kamplarında yaşanan trajedilerle ilgili önemli bir liste yayınlayacağı öğrenildi. Zenz, ebeveynlerinden biri veya ikisinin toplama kampında bulunan yaklaşık 5000 Doğu Türkistanlı çocuğun listesini yayınlayacağını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Etik Başkanı Abdülcelil Karakaş, çocukları anasız babasız bırakan Çin'in zulmüne destek çıkan Çin yanlısı ülkelere tepki gösterdi. Karakaş yaptığı açıklamada, Müslüman olmayan Batı dünyası Uygur konusunda duyarlılığını dile getirirken, Müslüman ve soydaş bildiğimiz ülkelerin bu konudaki sessizliği bizi derinden yaralamaktadır. Kayda geçen 5000 çocuk ve kayda geçemeyen daha yüz binlerce yetim çocuğun suçu neydi? Çin'e tepki göstermek bir yana, Çin'e bir Uygur kadınının iade edilmesine ne demeli peki? Dünyada insaf ve insanlık öldü mü? Türk dünyasını ve yetkilileri acil insaflı olmaya, duyarlılık içine hareket etmeyi çağırıyorum ifadelerini kullandı. Türkiye hükümetinin Uygur Türk'ü bir kadına sınır dışı ettiği akabinde Çin'e teslim edildiği ortaya çıktı. Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerine karşı tutuklamalar ve sözde eğitim adı altında topladığı toplama kamplarında katliamlar devam ederken, Türkiye'de Uygur Türk'ü bir kadına sınır dışı edilmesi ve Çin'e gönderilmesi tepki çekti. Euronews muhabiri Mustafa Bağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zeynettin Tursun adlı 30 yaşındaki Uygur Türk'ü kadının Türkiye'den Tacikistan'a sınır dışı edilmesi kesinleştiğini söyledi. Zeynettin Tursun'un Tacikistan'dan Çin'e gönderilerek tutuklandığı akrabaları tarafından kesinleşti. İki çocuk annesi dul bir kadın olan Tursun'un çocuklarının anneannesine teslim edildiği öğrenildi. Euronews muhabiri Mustafa Bağ Twitter hesabından gösterdiği tepkide Zinnet Gül Tursun Tacik değil ve Tacikistan pasaportu da taşımıyor. 30 yaşında iki çocuklu dul bir kadın neden sınır dışı edilir? Adım başı idam cezasının uygulandığı bir ülkeye bile bile bir kadın nasıl gönderilir? Tacikistan burada Çin adına mı devreye girdi ifadelerini kullandı. Çin'e iade yasa tasarısına karşı protestoların sürdüğü Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde polis, geçen hafta sonu göstericilerin maskeli kişiler tarafından saldırıya uğradığı Yuanlong bölgesinde yürüyüş düzenleyenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Binlerce siyah giyinmiş protestocu, geçen hafta sonu yüzleri maskeli beyaz kıyafetli onlarca kişinin göstericileri darp ettiği metro istasyonunun bulunduğu Yuanlong bölgesinde toplandı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın Genelkurmay Başkanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberinde İran'ın balistik füze denemesi yaptığı teyit edilerek bunun savunma ihtiyaçları kapsamında normal bir faaliyet olduğu belirtildi. Öte yandan ABD'nin Fox News televizyonuna konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı üst düzey yetkili ise İran'dan füze fırlatıldığının farkındayız ancak şu anda daha fazla yorum yok ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan henüz hac mevsimi gelmeden kutsal topraklara 1 milyona yakın hacı adayının geldiğini açıkladı. Haberde Suudi Arabistan'a şu ana kadar hac ibadetini yapmak üzere 926.726 kişinin geldiği belirtilerek bunlardan 881.229'unun ülkeyi hava yoluyla giriş yaptığı kaydedildi. Bu yıl hac sezonu Ağustos ayının ilk günlerinde başlayacak.